bu hafta size yeni yıl konseptinde yeni yıl sorularıyla geldik. Bu hafta fanus yerine bir hediye kutum var. Onun içinden seçeceğim sorularımı. Hemen başlıyorum bekletmeden. İlk sorumla başlıyorum. Bu yılbaşı Noel Baba'dan ne istiyorsun? Dün bunu konuştuk aslında. Çok yanlış şeyler istediğime karar verdim bugüne kadar. Bunu söyleyemem herhalde ya. Söylesem mi bilemedim. Söyleyeyim ya da ya. Yani şöyle yok söyleyemem. Söyleyemem. Hayır. Basit bir şey söyleyeyim ya. Yani ne istiyorum? Dünya barışı, iyilik, mutluluk, sağlık gibi şeyler istiyorum. Bu yılın en unutulmaz olayı neydi? Benim için mi? Genel mi? Ne? Benim için. Benim için yılın en unutulmaz olayı neydi? Hiç aksiyon dolu bir hayatım yok. Bunu fark ediyorum bu sorular gelince. Türkiye gündemi için söyleyeyim mi? Bence oradan söyleyeyim. Türkiye gündemi için söyleyeyim. Bence hadisenin yok. Şeyin, öbürü neydi? Acemi cadı Merve Boluğur. Merve Boluğur'un evliliği boşanması, hadisenin evliliği boşanması, Işık hızıyla gerçekleşen evlilikler ve boşanmalardı bence. Yeni yıla nerede girmek istersin? Yeni yıla nerede girmek isterim? Yani telinde böyle şampanya kadehim elimde. Eyfel Kulesi'ne bakarak girmek isterim ama muhtemelen çalışırken gireceğim. En kötü evimde girmek isterim ailemle falan. O da çok mümkün görünmüyor. Her seferinde buradan işime sitem ediyor gibi görünüyorum ama öyle görünüyor. Zaten öyle çünkü. İşime sitem ediyorum. Noel Baba gerçekse bu yıl hangi hediyeyi getirsin istersin? Bunlar kandırmaca ya. Marka verebiliyor muyuz? Marka verebiliyorsak eğer o elmalı şeyi logosu olan şey var ya. Arkada büyük büyük kameraları var hani cep telefonu. Ondan sonra böyle kedili bir tane logosu olan şey var. Araba var. Bir tane ondan yazlık üstü açık olandan. Aslında benim şöyle bir listem var Noel Baba için. Ama burada sayıp sizi bekletmek, yormak istemem. Grinch var mı? Evet, Grinch var. Babama göre dayımlar Grinch. Çünkü her yılbaşı akşamı gelirler. Aşırı dindarlar. Bana göre de dedem. Babam da bazen Grinch olabiliyor. Yılbaşlarını mahveden herkes bence Grinch. Bence sizin hayatınızda da Grinch vardır. Elinde olsa hangi yıla girmek isterdin? Elimde olsa 2024'e girmek isterdim. Şu seçimdir vesairedir bunlardan bir an önce kurtulalım diye. Yani işte geçmiş mi gelecek mi? Geçmiş yılları zaten biliyoruz ama gelecek yılları çok bilmiyoruz. Bir de önümüzdeki yıl zaten çok yakın bir tarih. Biraz da böyle krizlerle, kaoslarla dolu falan gibi görünüyor. Astrologlar sağ olsunlar çok kaotik şeyler çiziyorlar, böyle haritalar çiziyorlar. Dolayısıyla insan bu seneyi bir atlatmak istiyor önümüzdeki yılı. Bir yıl daha yaşlanacağız ama olsun değer. Ay tamam. 3, 2, 1. Utanç verici bir yılbaşı anısı anlat. Şimdi bende birkaç tane yılbaşı anısı var. Birisi çok rezalet mi rezalet. Ondan sonra öbürü de sen kepazelik. Bir tane böyle uygun, utanç verici bir yılbaşı anım var. Aslında bir tane trajik bir yılbaşı anım var. Neyse, utanç verici olanı anlatayım sadece. Yeni evliyim, işte 1-2 senelik falan evliyim. Anneme gittik. Babam çok bir şey içiyor. İsmini veremediğim bir şeyden içiyor, böyle su katınca beyazlaşandan. Ondan sonra babama yemekte eşlik ettim, ondan içtim. Sonra eski kocam da balon kadehte olan o kırmızı şeyden içiyor. Ben biraz da ona eşlik etmek için onunla ondan içtim. Sonra orada oturan arkadaşlarım var, onlara gittim. Arkadaşlarımın birinin eşi işte böyle hani Nuri Alço'nun içtiği şeyden içiyor. Biraz da ona eşlik ettim. Sonra arkadaşımla da uzun kadehte kutlama yaparken içilen şeyden içtim. Sonra eve döndüm. Daha doğrusu orada böyle dışarı çıkalım kararı aldık tabii artık şey fazlaca içilmiş. Ondan sonra eve döndüm, hazırlandım. Onlar geldiler. Kapıyı açtım. Kapıyla beraber yıkıldım. Bütün yılbaşını uyuyarak geçirdim. Yeni yıla uyuyarak girdim. Uyuyarak ve sarhoş girdim. Böyle bir utanç verici yılbaşı anım var. Tamam mı? Ama bütün sene öyle gitmedi mesela. Aldığın en tuhaf yeni yıl hediyesi nedir? Ya hepsi çok tuhaf ki. Yani işte evli olduğum dönemlerde falan ya da işte yeni anne olduğum zamanlar çok saçma sapan. Benle hiç ilgisi olmayan ekmek yapma makinesi, yoğurt yapma makinesi, ütü gibi saçma sapan hediyeler geliyordu. Bence tuhaflar.
İnsanlara kişisel olmayan ev eşyaları almamalısınız. Ne demek isteniyor acaba? Bütün yıl ekmek yap. Ya da bütün yıl kendi yoğurdunu kendin yap tatlım. Senede sadece bir gün göreceksin. Bu soruyu hatırlıyorum. Senede sadece bir gün göreceksin. Kimi? Sevmediğim birini ise eğer, ismini vermek istemiyorum. Böyle birisi var. Senede sadece bir gün göreceksem ve hayatımın diğer geri kalan günlerini görmeyeceksem, evet böyle birisi var. Yani her şeye değer. Yılda bir gün göreceksem eğer. Öyle çıksın istiyorum hayatımdan mesela. Yeni yıla nasıl girersen öyle mi gidiyor? Yok, hiç öyle gitmiyor. Yani yeni yıla böyle full makyaj, güzel kıyafetlerle, yok öyle gidiyormuş. Ben her sene aynı şekilde giriyorum, öyle gidiyor yani. Giyiniyorum, süsleniyorum her sene. Her gün neredeyse giyiniyorum, süsleniyorum. Onun dışında başka bir şey mi yapmak lazım acaba öyle gitsin diye? Ne bileyim yani, banka hesabımıza yüklü miktarda para yatırıp öyle mi girsek? Ama o parayı nereden bulacağız? Zaten o parayı bulalım diye bir şeyler yapmıyor muyuz? Bilemedim. Yeni yıla girerken 2022'de kalsın istediğin şeyler var mı? Evet, tabii ki bazı insanlar 2022'de kalsın ve 2023'te bizimle gelmesin istiyorum. Böyle bir şey mümkünse ne olur birileri bunu yapsınlar. Ben birkaç kişiyi 2022'de bırakacağım. Bir yılbaşı klişesi söyle. Bu Instagram'da her sene abartılı bir şekilde yılbaşı kutlayan çocuk var ya. 3, 2, 1, bence o artık 3-4 senedir en iyi yılbaşı klişesi. Noel Baba Türk diyorlar, doğru mu? Noel Baba Türk diyorlar ama... Noel Baba bize ne yapacak ki? Ne yapacak ki? Ha, Türkiye'ye ne yapmış Noel? Yani işte hatta Antalyalı diyorlar. Yaklaşık işte biraz şey yapmıştım bunu. Sümerlere kadar falan gitmiyor yani şeyden sonra. Milattan sonra... Aziz Nikolas diye geçiyor adı. Bilmiyorum bu bilgilere çok ihtiyacımız var mı? Türk değildi aslında, oralar eskiden Türk toprağı bile değildi. Yani baktığın zaman. Burada birkaç sorum daha var, devam ediyorum. Ama Türkiye'li. Piyango bileti aldın mı, sana çıkarsa ne yaparsın? En son böyle milli piyango şeyinde, bunu söyleyemem herhalde ya. Şey olmuştu. Ondan beri almıyorum. Saçma sapan bir şey olmuştu. Almıyorum ondan beri. Yaklaşık 2-3 sene falan oldu. Ama başka türlü bir şekilde bilmiyorum. Öyle yüklü bir para çıkarsa ne yaparım? Önce aklımı kaybederim muhtemelen. Sonra aklı selim düşünmeye çalışırım. Borçlarımı öderim mesela. Değil mi? Akıllıca bir davranış olarak borçlarımı ödeyebilirim. Yeni yıl sabahına bir alışkanlığından kurtulmuş olarak uyanacak olsam bu ne olurdu? Tabii ki ismini veremeyeceğim zararlı şey. Sağlığa zararlı biliyorsunuz içmek. Ondan sonra ondan kurtulmuş olsam sabah kalktığımda nasıl güzel olur? Yani o inşallah kurtulurum ya. Son soruma geçiyorum. Niye son soruma geçiyorum ya? Daha soru yok, kalmamış. Bitmiş, evet. Son sorum. Peki. Sence 2022'nin şarkısı nedir? Bence 2022'nin şarkısı tabii ki de Tek Başımıza. Albüm promosyonu sırasında bizi epeyce yorduğu için, milyonlarca kez dinlediğimiz için benim için tabii ki de 2022'nin şarkısı Tek Başımıza. Keşke onun da linkini bırakabilsek. Ya da klibi döndürürüz en kötü. Hiç dönmemiş gibi, hayatımda hiç görmemiş gibi. Bir de benim videomda da döner. O zaman önümüzdeki hafta sizlerden sorular bekliyorum. Merak ettiğiniz abuk soruları bize yazıp gönderebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. İyi seneler diliyorum.